Hırsız buradan atlayarak içeri giriyor. Dön 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 dön. Karşıda kalaslarımız vardı. Kalasların üstüne basarak o duvara çıkıyor. Oradan şu yeni yapılmış demir ve telerbülardan içeriye giriyor. Telerbülleri de hırsızlık olayından sonra yaptırdık. Bir daha gelmesinler diye. Hırsız buradan giriyor. Buradaki komşunun arabasının aküsünü alıp burada bekleyen arkadaşına veriyor. Arkadaşına veriyor. Bu arada da tesadüf ev sahibinin çocuğu görüyor ve hırsızları dövmeye başlıyor. Ve biz de koşarak yetiştik ama maalesef hırsızlar elimizden kaçırdık. Mayıs falandı, Mayıs veya Haziran. Yine bu komşunun da iki tane papağanını çaldılar. Papağanın kafesinin kafesin izleri duvardaki. Buradan yine tel örgü yoktu. Buradan atlıyor, kafesi aldı, inen kaçıyorlar iki tane. Sabah erken saatleriydi. Komşular beni hırsız var diye acele koş diye çağırdılar. Biz koştuk. Ben C blokta oturuyorum. D blokun giriş katındaki dairenin balkonunda duran araba aküsüne hırsızlar atlayıp giriyorlar bahçeden. Bunları tam alırken tesadüfte evin sahibinin 15 yaşındaki oğlu o da görüyor. Geliyor ve tam hırsızlar aküyü alırken tepelerine çöküyor. Güzel bir tokatlıyor onları. Ve bunlar da aküyü oradan bırakıp kaçıyorlar. Biz de koştuk ama maalesef iki hırsızın birisi bir tarafa, birisi bir tarafa kaçtılar. Elimizden kurtuldular, gittiler. Ondan işte birkaç gün sonra da burada A bloka hırsızlar girdi. Bu hırsızlardan kurtulmanın çaresi nasıl olacak? Kimler bunu organize ediyor? Kimler bunlara göz yumuyor? Bunların sonu kesildi diye ne zaman bir haber duyacağız? Dört gözle bekliyoruz. Şimdi bahçeden kurtulmuşuz.